Merhaba, Ahmet Demirel ben. Ürünler koordinatörüm Bilimsel Çözüm'de. Bugün Bilimsel Çözüm'ün düzenlemiş olduğu Tech Talks'un teknolojik konuşmalarının ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bence şuradan başlayalım. Çok kafa karışıklığına neden olan konulardan bir tanesi ITIL'ın kapsamı, COBIT'in kapsamı veya birçok teknoloji yöneticisinin ISO 27001 standardı ile ilgili uyguladıklarımın bu kapsamları ne kadarını cover ettiği ya da kapsadığı, kapsamadığı konularıyla aslında başlamakta bir fayda olabilir Erman. Ne dersin? Olur, uygundur. Yani öncelikle bir maceranın nereden başladığını, nasıl geldiğini hızlıca bir anlatalım. ITIL nedir? Neden bunu bugün bu kadar önemsiyoruz? IT Infrastructure Library aslında 4 harfin açılımı bu. Konu aslında bir altyapı yönetim kütüphanesi olarak 1980'lerde başlamış bir çalışma aslında. Fakat daha sonra zaman içerisinde bu konu IT yönetiminden, IT governance'a ve bugün dijital dönüşüme kadar evrim geçirerek gelmiş bir aslında başlangıç framework. Noktası bir taraftan da paranın olduğu yer Ticaret Bakanlığı, İngiltere Ticaret Bakanlığı. Yani doğru. Para aslında doğru. Bu konuyu yani maliyet doğru. Tarafıyla başlayan bir doğru. Standartizasyon çalışmaları doğru. Değil mi? Aslında tetikleyicisi bu. Office of Government Commerce, yani İngiliz Ticaret Bakanlığı diyelim. Aslında bu işin... IT tarafının önemini daha bundan 40 yıl önce, çok uzun yıllar önce fark etmiş ve IT'nin sunduğu değerin ne olacağı ve nasıl çalışacağı ile ilgili bir framework çalışmasını o zamandan finanse edip başlatmış ve aslında business tarafından tetiklenmiş bir şey. Yani bir kamu framework'ü gibi başlamış aslında. Aynen. Esasen. Ve devamında uzun yıllar içerisinde milyonlarca insanın katılımıyla açık bir framework, açık bir kütüphane diyelim framework'ten ziyade devam ederek büyümüş ve gelişmiş durumda. Versiyon 2, versiyon 3, versiyon 4 bugüne kadar geldi. Özellikle bugün artık dijital dönüşümün framework'ü olarak IT servis yönetiminin bir üst kademesinde dijital dönüşüm framework'ü olarak ITIL karşımızda. Bir evrim geçirerek piyasadaki gereksinimlere göre, şirketlerin beklentilerine göre evrim geçirerek bugüne kadar gelmiş durumda ve iyi de yaygınlaşmış ve bilinen de bir kütüphane aslında bizim sektörde. Artık neredeyse de facto şey haline geldi, standart haline geldi. Yanında buna benzer bu konuyla ilgili farklı perspektif hazırlanmış başka şeyler de var. Standart ve frameworkler de var. ISO 27001 gibi, ISO 20000 gibi, ISO 22301 gibi bugün günümüzde birçok şirketin önemsediği, üzerine durduğu konular aslında yine ITIL çalışmalarından doğma. Bu şöyle oluyor, bu şeyin, framework'ün hazırlığını yapıldığı senaryoda yavaş yavaş uzmanlık alanlarında standart gereksinimleri doğuyor. Örneğin 95 yılında doğan bir servis yönetiminin standardı ne olmalı? ITIL çok güzel anlatıyor. Birazdan daha da açarız. Ama çok kapsamlı. En azından vazgeçemeyeceğimiz bir subset, bir alt küme yok mu? Sorusunun cevabı da standartlar oluşturuyor. Ve operasyon seviyesinde odaklanıyor konuya. Evet. Yani daha governance'a çıkamadan operasyon seviyesine odaklanmış bir konu. Dolayısıyla peşi sıra çıkanlar aslında bir taraftan audit'e, bir taraftan governance'a odaklanmış standartlar olarak etrafında yaşamaya başlamış. Doğru, aynen öyle. Versiyon 2 ile beraber aslında servis support ve servis delivery ayrımı yavaş yavaş başlıyor. Versiyon 1 fasiküller halinde, küçük küçük makaleler, rehberler halinde. Versiyon 2 ile beraber support ve delivery ayrımı ortaya çıkmaya başlıyor. Versiyon 3 ile beraber bir life cycle yaklaşımı geliyor. Bununla beraber strateji katmanı geliyor. ITIL'da daha önce versiyon 2'de bulunmayan strateji süreçleri işin içerisine giriyor ve işte finans yönetimi, portfolyo yönetimi gibi business relationship management gibi süreçler doğmaya başlıyor işin içerisinde. Ve giderek daha fazla teknik seviyeden, operasyon seviyesinden management seviyesine doğru bir gidiş var versiyon 3 ile beraber. Versiyon 4 ile beraber governance katmanına ve business katmanına çıkma gibi bir şey var. Bu aynı evrim COBIT'te de var. COBIT'te de aynı şekilde. Öncelikle ortaya çıkışı bir denetim, kontrol framework. Zaten adı Control Objectives for Information and Related Technologies. Biraz geniş, uzun bir ismi. COBIT ismi o yüzden daha güzel bir isim. Evet. Uzun anlatılacak bir isim yerine. Evet, evet. Kısa yani, ismi daha güzel. Çıkışı aslında kontrol hedefleri. Yani IT'de nereler kontrol altına alınmalı? Yani IT nasıl yönetilmeli değil. İlk çıkışlarda bu değil. Türkiye'de de özellikle finans sektöründe yaygınlaştığı versiyon 4'ü ile beraber, versiyon 3 ile yaygınlaştığı versiyon 4.1 Türkiye'de yaygın ve kabul edilir kullanım alanı buldu. COBIT'te versiyon 5 ve şimdi 2019 var. COBIT'in de evrimi aslında benzer şekilde denetim çerçevesinden yönetim çerçevesine, oradan da governance framework'üne doğru gidiyor ve şimdi kendisine Corporate Governance of Enterprise IT demeye başladı. Yani IT'nin kurumsal yönetişim framework'ü demeye başladı.
yönetim ile governance'ı birbirinden ayırarak versiyon 4.1'de daha çok yönetime odaklanıyordu. Versiyon 5'te COBIT'in kardeş kütüphanelerinden Risk IT ve Well IT gibi iki tane daha şey vardı. Yani birisi Value of IT, birisi Risk of IT. İki tane daha şey vardı, rehber vardı, framework vardı. Onları da bünyesinde eriterek COBIT'te versiyon 5 ile beraber aynı Itil'in bugün yaptığı gibi kapsamını çok genişletip governance'ın da içinde olduğu bir şema. Bu araya bir şey eklemek istiyorum aslında. Buradaki o dönüşümün içerisinde ISO'nun çok büyük bir etkisi var. Yani ISO sistemleri kendi içerisindeki o dönüşümle birlikte buna benzer bütün standartları da dönüştürdü. Eskiden biliyorsunuz her şey mal hizmetler odaklıydı. ISO 9001 zaten bu tür yönetişim sistemlerinin ya da ne diyelim yönetim manifestolarının şeyi babası. Atası. Buradan her şey türetilerek geliyor. Standart yazma standardı da diyebilirsiniz aslında 9001. Evet. Oradaki yapılan her revizyon arkası sıra ITIL'ı, COBIT'i veya benzer bütün işte bizim ilk başladığımızda ISO 77.99'da başladığımız bugün 27.001'e gelen daha sonra 20.000 diye ayrılan o standartların tamamının değişim ve dönüşüm standardı aslında ilk önce hizmete odaklı, daha sonra süreçlerin hizmet içerisindeki geçişine odaklı ve en son geldiğimiz nokta ITIL'ın versiyon 4 ile birlikte hizmetin değer zincirine odaklı bir yapıya getirdi. Aslında bizim konuştuğumuz ISO 9001 de buradan geliyor. Baktığımızda 90'ların sonunda biz 2000 yılında süreçleri konuşmaya başladık. Daha sonra süreçlerin birbiriyle olan iletişimlerini konuşmaya başladık. Yani dokümantasyondan çıkıp artık operasyonda bunların birbiriyle olan ilişkilerini konuşmaya başladık. En son 2015 versiyonda da risklerle ilişkilendirerek stratejiye gelişebilecek yani kurumun stratejilerini etkileyebilecek yere geldik ki ITIL de aynı versiyonlama mantığıyla veya aynı evrimi geçirdi. Çünkü kurumun stratejisine uygun olmayan hiçbir standart uygulanamaz. Hedef stratejiyle birlikte eşlenik olması idi. Aynen hocam. Zaten birbirlerini takip ediyorlar. Yani hepsi birbirinden etkileniyor çok bu arada. Çok doğal olarak. Hatta onunla ilgili dedikodular da veririm size biraz. Yani mesela ITIL camiası COBIT'e çok bakar. Bu dedikodu kısmı çok keyifli oluyor. Buradan bir iki tane isterim senden. Yani mesela bir tane hemen söyleyeyim. 2016 yılında ITIL Practitioner Guide çıktı. Şimdi uzun yıllardır şöyle bir problem var. ITIL her şeyi güzel anlatıyor gibi görünüyor. Çok büyük bir kütüphane ve ITIL'la ilgili yayınları hani bu odayı doldurur kadar çok yayın var. Bu kadar iyi dokümante edilmiş, bu kadar net bir şekilde herkesin know-how paylaştığı bir şey nasıl oluyor da dünyada implementasyon %75 başarısız. Yani böyle bir istatistik var. Bu ITSMF Chapter'ın yayınladığı resmi bir şey değil, bir araştırma, survey diyelim. Yani yapılan araştırmaya göre ITIL'dan faydalanarak servis yönetimi yapayım diye yola çıkanların %75'i projesinin fail ettiğini söylüyor. Bundan fayda alamadığını, sonuç alamadığını söylüyor. Bu kadar büyük bir başarısızlık oranının nedeni nedir? Yani neyi anlaşılmıyor ki? Hani her bu kadar şey müthiş bir manifesto neden uygulanamıyor? Yani sorun ne? Uygulamada sorun var. 2016 yılında bir ITIL Practitioner Guide çıktı hocam. Bu böyle herkesin merakla beklediği. ITIL nasıl uygulanır çünkü tartışmalı bir konu. Yani nereden başlanır ITIL'a? ITIL nasıl uygulanır? Aslında bunların ipuçları CSI kitabında versiyon 3'ün hatta 2007'de çıkan ilk versiyonda CSI kitabında versiyon 3 olarak çıkmıştı. 2011'de update edildi. Bu kitapta aslında 13 sene önce yazılmış bir şey vardı. Yani bunun yolu Continuous Improvement'tır. Kaizen üzerine kurulu. O da yani eski köklerini Lean'den alan bir şey. Çok yeni bir şey değil. Ama böyle uygulanır. İteratif uygulanır. Yavaş yavaş geliştirilir. Big Bang yapılmaz, proje değildir diye orada anlatıyordu. Kimse okumamış yani, kimse ilgilenmemiş. Küçük iyileştirmelerle yapılacağını aslında aynen. Hiç kimse farkında değil. Farkında herkes değil. Büyük lokma yutmanın peşinde. Buna bir proje olarak, zaten araştırmanın kendisinde bir şey var. Yani ITIL projelerinin fail oranı %70, yani zaten ITIL bir proje değil gibi bir durum var. 2016 yılında Practitioner Guide çıktı ve herkes işte merakla açtı, okudu ve ilk aradığımız şey bir proje planı. Yani herkes yani hangi adımlardan ilerleyeceğini söylüyordu. Orada Practitioner Guide dedi ki Continuous Improvement Model diye bir şey var. Bu vizyondan başlayıp kendini bu vizyona uyumlu musun değil misin bunu anladığın. Ardından hedefleri bu vizyonla arandaki farka göre verdiğin. Yani şirketin gitmek istediği hedefler neyse IT'nin de ona göre kendine hedefler koyduğu. Yapacağı bütün iyileştirmelerin, servis iyileştirmeleri, süreç iyileştirmeleri, ürün iyileştirmeleri her neyse. Onların hepsinin şirketin amacı neyse, hedefi neyse, karlılık mı, büyümek mi, şirketi satmak mı, pazar genişletmek mi, yeni mağaza açmak mı, neyse hedefleri. Onlarla ilişkili IT hedeflerini alıp bunları da iteratif ve hızlı adımlarla yapmak ve derhal hedeflere tekrar geri dönmek gibi özetleyebileceğimiz bir model. Continuous Improvement model bu. Kaizen'in İngilizcesi Continuous Improvement, Türkçesi de sürekli iyileştirme. Sürekli iyileştirme.
Sürekli iyileştirme yeni bir şey değil, sen söyledin ya. ISO 9001'de daha çıktığı gün zaten zorunlu bir konuydu sürekli iyileştirme. Düzeltici önleyici faaliyetler şeyinle bilinir, pratikleriyle bilinir. Güzel bir örneği var. 96'da Brisa Avrupa Kalite Ödülü aldığında en önemli etkilerinden bir tanesiydi, biliyor musunuz? 5S'i o kadar iyi uygulayan bir firmaydı 5S, ki. 5S, evet. 5S sayesinde almıştı. Continuous Improvement'ın evet, diğer adı. Evet. Yani aynı. Diğer metotlarından bir tanesi. 5S var, kata var. Yani aslında hepsi benzer bir şeyden bahsediyor. Ve bu yine Lean'den gelen bir yaklaşım. Yani Toyota Kata yaklaşımı da, Continuous Improvement, Kaizen modeli de, 5S'de hepsi aslında Lean'in iyileştirme tekniklerinden birkaç tanesi. Bu bir şok etkisi yarattı. Yani nasıl, yani proje yapmayacak mıyız? Bir adım adım ilerleyen fazla bir şey yok mu? Hayır. Ne zaman bitireceğiz? Hiçbir zaman. Çünkü proje değil yani. Bitmeyecek çünkü. Bitmeyecek. Bir yaşam şekli bu. Yaşam şekli. Servis yönetimi biten bir şey değil, süreç yönetimi biten bir şey değil. Bunların sonucunda üretilen governance ve bunun sonucunda üretilen dijital dönüşüm biten bir şey değil. Hiçbir zaman biten bir proje değil. Proje kültürüne ciddi bir şey de var bu arada ITIL'da, onu da konuşuruz. O da bir dedikodu. Şimdi dedikodu kısmını söylüyordum. ITIL Practitioner Guide'ı açıp baktığınızda ITIL böyle uygulanır denilen şey COBIT'in 2012 yılında COBIT Implementation Guide'ında yazdığının birebir kopyası. Yani COBIT'in 2012'de yazdığı implementasyon rehberi ITIL'da 2016'da birebir aynen alındı. 4 sene sonra tekrar yazma ihtiyacı duymuş. Aynısı. 2008'de bizim ISO'da yazılmış olan şeylere bakıyorduk biz. Düzeltici faaliyetler, yani Continuous Improvement'ın esas girdileri. Bir de önleyici faaliyetler vardı. Aslında o başlık tamamen bir risk yönetimiydi. Öyle. Önleyici faaliyet. 2015'te yeniden yazmak zorunda kaldılar. Anlaşılsın diye. Anlaşılsın diye. Aynen. Zaten bu Continuous Improvement yani sadece ITIL'da değil yani. COBIT'te de. Yani ki COBIT ITIL'den 5-6 yıl önce bu işi kavramış durumda. Yani bu COBIT'in de uygulanması, ITIL'in de uygulanması, ISO standartlarının da uygulanması bir sürekli uygulamadır. Sürekli iyileştirme üzerine kuruludur. Sürekli iyileştirme pratiklerine de baktığınızda olduğunuz yerden iteratif ilerleme vardır. Her şeyi çöpe atıp sıfırdan baştan başlama yoktur. Mevcut kazanımlarla kurum bugüne kadar geldiyse bir şeyleri başarmıştır. Bu kazanımların üzerine ilerlemek gerekir. Yani bir bizim sektörde yapıldığı gibi sıfırdan başlayan bir ERP, sıfırdan başlayan bir kalite sistemi, sıfırdan başlayan bir CRM değil, mevcutu iyileştirerek ilerleme gibi bir model önerildi. Bu pek ilgi çekmedi hocam. 2016'da çıkan bu, şöyle bir istatistik vereyim. Yani benim şahsen 7000'in üzerinde öğrencim var. Bunlardan sadece 30 tanesi ITIL Practitioner eğitimi almaya gelmiş kişiler. Geri kalanı, yani neredeyse 198-99'u sadece ITIL Foundation ve ileri. Fail eden %75 de açıklıyor aslında. Biraz evet, da. Yani hiç kimse ilgilenmiyor. Nasıl uygulandığın rehberi hiç kimsenin ilgisini çekmedi. Bu her yerde böyle olmuş ki versiyon 4'te ITIL camiası şöyle yaptı. ITIL Practitioner Guide'de 2016'da anlatılanları alıyoruz. Foundation eğitiminin açılışına, birinci gününe koyuyoruz. Yani ITIL nedir eğitimine geliyorsunuz. Şu an öyle yapılıyor versiyon 4'te. ITIL nedir öğrenmeye geliyorsunuz. Önce ITIL nasıl uygulanır anlatılıyor. İkinci gün ITIL nedir'e geçiliyor. ITIL'in süreçlerine giriliyor. Böyle bir şey yapıldı. Çünkü gerçekten ciddi bir sorunu var ITIL'in. Uygulanmasıyla ilgili sektörün refüze ettiği bir durum. Lean'e alışık olanlar, kalite yönetimini içselleştirmiş olan kurumlar için bir sorun yok. Zaten orada bir sürekli iyileştirme modeli var. Orada öyle bir kültür var. O kültürde IT yok. Yani IT'nin öyle bir şeyi yok. Orada problem nerede başlıyor biliyor musunuz? ISO uygulamalarını yapan şirketlerin hemen hemen hepsinde exception olan iki birim var. Bir tanesi finans, bir tanesi IT. IT, evet. Exception olarak durdukça, dışarıda durdukça zaten problemin kaynağı olmaya başlıyorlar. Çünkü bütün koca bir kurum, işletme, fabrika ne derseniz deyin, ister hizmet üretsin, ister mal üretsin, koca bir organizasyon bu işi uygularken iki tane bizim şeyimiz var. Kenarda ayırdığımız çocuğumuz var. Birisi IT, birisi finans. Finansı hadi belirleyebiliriz çünkü çok güzel bir muhasebe sistemi var. 1700'lü yıllardan beri konmuş muhasebe sistemleri var. Almanların bu konuda çok güzel geliştirdikleri. Bizim ta önceki ahilik düzeninden gelen muhasebe sistemlerimiz var. Burada oturmuş bir durum var çünkü ortada para var. Döndürdüğünüz bir sistemin hesaplar arasındaki ilişkisini kurgulamak zorundasınız. Ve çok da güzel raporluyoruz. İşte Avrupa Birliği'nin kapsamında uyguladığımız bizim uluslararası raporlama standartlarımız, her şeyimiz var. Finansı kurtarıyoruz. Kurtaradığımız kısım var. Bizim şey evladımız. Evet. Nedir o? Biraz böyle torpil geçtiğimiz bir evladımız var orada. IT kısmı. O tarafta zaten bu Continuous Improvement'ın ne olduğunu algılamak,
biraz daha zaman aldı daha sonraki dönemler için. Doğru, doğru. Zaten Itel'ın da özellikle versiyon 4 ile beraber yapmaya çalıştığı özellikle artık IT diye bir şey yok mesajı. Yani bu çok böyle net bir mesaj olarak aslında görülüyor Itel'da. Uzun zamandır da biz bu şekilde anlatıyorduk. Yani IT işinde değilsiniz. Yani bu şirketteki IT departmanlarını kastediyorum. Yani bizim yazılım şirketlerimiz IT işindeler. İşte Teknopark'tayız buradaki firmalar. Çünkü bilgi teknolojileri üretimi var burada. Yani Teknopark bilgi teknolojinin üretildiği yer. Doğru. Burada donanım üretimi, yazılım üretimi işleri var. Fakat şirketlerin IT departmanları ki Itel'ın hedeflediği bir numaralı şey orası, müşteri kitlesi orası. Çünkü hani service provider sayısına göre internal IT sayısı çok daha yüksek dünyada. Dolayısıyla müşterisi %90 aslında internal IT olanlar için söyleyelim. Aslında IT değilsiniz diyor Itel. Siz IT, bilgi teknolojileri üretmiyorsunuz. Siz servis üretiyorsunuz. Sizin sayenizde lastik üretiyor firma. Birisi vesaire. Sizin sayenizde enerji üretiyor. Sizin sayenizde kredi satıyor. Sizin sayenizde neyse işte belediye yönetiyor vesaire. İşte buradaki fonksiyonunuz aslında sizin işte araba lastiği üretmek. IT diye bir şey değil. Siz araba lastiği üretmenin veya işte mobilya üretmenin teknolojiyle ilgili hem dijital teknoloji hem operasyonel teknolojiyle ilgili tarafında enablersınız. IT ve OT tarafında siz aslında bir köprüsünüz. Evet. Tamamen olsunuz aslında sağlayıcılarla. İhtiyaç sahipleri arasındaki bir köprü aslında bahsettiğimiz arkadaşlarımız. Çünkü bilgi teknolojileri sektörü sizin için gerekli yazılımları üretiyor, donanımları üretiyor, network komponenti, sistemleri, her şeyi, son kullanıcının kullanacağı her tür malzemeyi üretiyor. Siz onları bir araya getirip yapılandırıyorsunuz. Bu arada Erman, bilerek yaptım bilmiyorum ama farkında olmadan Itel 4'e doğru kaydık farkındaysan. Aslında bir taraftan da şeyler geliyor. 3 ile 4 arasındaki güzel temel farklar gelmeye başladı. Bizim buradaki asıl hedeflediğimiz IT biriminin standartizasyonu iken aslında IT'nin o bütün organizasyonun içerisinde olması gereken onlar gibi bir birim olduğu, dışarıdan tedarik alan bir bakım biriminin, üretimin, satın almanın aldığı tedariği içerideki birimlere ulaştırmayı sağlayan bir birim vazifesine döndürdüğünü söylüyor. Dolayısıyla Itel tarafında versiyon 4 ile ilgili skobu da genişletmesinin asıl nedeni de bu belki de. Çünkü onların üzerine yüklemiş olduğu rolü arttırdı. Şöyle oldu, aynen öyle. IT aslında biz adını nasıl koyarsak koyalım şu anda birçok şirketin dinamolarından birisi, vazgeçilmez dinamolarından birisi. Yani IT olmadan çalışabilir bir şirket, ciddi büyük bir şirket neredeyse aklımıza çok gelmiyor. Ve giderek hele bazı sektörlerde IT'yi çıkarttığınızda geriye hiçbir şey kalmıyor. Yani bir finans kurumundan IT'yi aldığınızda geriye sadece şubeleri kalır ve onlar da çay ocağına dönüşür. Hiçbir iş yapamazlar. Bir fabrikadan IT çıkarttığınızda kamyonlar gitmez, makineler çalışmaz, siparişler alınamaz, satışlar yapılamaz, her şey durur. Yani ERP'nin durduğu anda sevkiyat duruyor biliyor musun? Her şey durur. Üretimi bırakın, spekleri geçtim. Üretimi bırak, yani üretilmiş malın sevkiyatı sağlanamıyor. Stokta duran malzemeyi sevk edemez durumdayız şu anda. Giderek IT destekliden IT merkezliye geçtik. Itel versiyon 4'te bu şekilde anlatılıyor. Yani IT tarafından, bilgi teknolojileri tarafından desteklenen, facilitate edilenden IT servisleri tarafından mediate edilmiş ve IT tarafından yönetilen dijitalleşmiş bir işe doğru gidiyoruz. Bu zaten burada asıl bir de şeyi de sağlamış oluyoruz. Bu merkeze geçerken IT üzerindeki riskleri de arttırdığının farkındayız. O yüzden de aslında yaklaşım yöntemlerini değiştirmek zorundayız. İşte o yüzden CI/CD gibi süreçleri artık devreye sokmaya çalışıyoruz. Çünkü oradaki bir saatlik kesinti işletmede korkunç bir maliyete neden oluyor. Oradaki kalitesizliğin bu tarafta büyük bir maliyetle karşı karşıya geldiğinin farkında olan işletme yöneticileri artık oraya artık yeni yeni standartlarla yeni terimleri artık gündemimize getiriyoruz. DevOps'çuları koymaya başlıyoruz. Çünkü o sürecin hiç kesintiye uğramadan devam etmesini sağlıyoruz. Aynen. Aktif olarak çalışmalarını istiyoruz. Aynen. Günlerce, saatlerce toplantılar yaparak kararlar ve agile olmalarını istiyoruz. Evet. Bunların hepsi artık bizim Itel Version 4'ün içerisinde konu başlığı olarak hepsi eklendi, bizim hayatımıza girdi artık. Aynen hocam. Zaten versiyon 4'ün özellikle katkısı bu oldu. Daha önceki versiyonda derdimiz hatırlarsanız servis yönetimi odaklıydı. Yani servis yönetiminin temel meselesi olan sistemleri ayakta tutma, kesintisiz çalışma, güvenliği sağlama, operasyonun durmaması, kesintilerin hızlı bir şekilde giderilmesi gibi dertler ön plandaydı. Yeni versiyonda ise kaçınılmaz olarak hızlı geliştirme,
çabuk reaksiyon gösterme, şirketteki omurgadaki kritik rolünden dolayı giderek daha fazla şirketin dinamosu haline gelme gereksinimlerinden dolayı yazılım geliştirme ve proje yönetimi de servis yönetimiyle kaynaştırıldı diyelim. Orada bir füzyon olmaya başladı. Daha önceki versiyonlarda ITIL'da açıkça şunu söylüyorduk. Proje yönetimine ihtiyaç yok. Proje yönetimi ayrı bir disiplindir. Prince 2, Pinback gibi çeşitli kaynaklar. Bu arada Prince 2 yazanlar da ITIL yazanlarla aynı ekip aslında. Yani proje yönetimini önemsemiyor değil. Yani orada büyük bir külliyat var. Dönüşte bile bahsediliyordu bunlar. Orada büyük bir külliyat var ve gidin oraya bakın ama bu bir proje işi değil diye ITIL uzun yıllardır anlatıyor. Bu bir continuous iştir. Continuous life cycle modeliyle çalışır ve süreç yönetimi projeyle yapılmaz diye söylüyordu. Ama proje yönetiminin de gereksinimleri olan çevik hızlı geliştirme ile ilgili gereksinimleri göz önünde bulundurmuyordu açıkçası. Bir diğer konu senin dediğin gibi IT giderek stratejik en önemli parçalardan birisi haline gelmeye başladı. Fakat bu değişim hızına ayak uyduran bir yerde değil. Tam tersine bu değişimi öncülüğünü yapan, liderliğini yapan ve kurumu ateşleyen yer olması beklenirken birçok kurumun IT'si business'ın hızının gerisinde kalmaya başladı. Bu da son 10 yıldır özellikle çok yaygın bir şekilde tüm dünyada konuşulan agile gereksinimini ortaya çıkarttı. Çünkü şirketin içinde bulunduğu rekabet koşulları ve dinamik ortam çok hızlı reaksiyon göstermeye gerektirmeye başladı. Piyasa şartları sürekli değişiyor çünkü. Ve bu değişim hızı artmaya başladı hocam. Yani arkadan gelen rakiplerin baskısı, pazardaki hızlı çevresel, ekonomik, sosyal birçok farklı hızlı değişim. Teknolojik gelişimler. O kadar çok etkiliyor ki bu bizim pazarın şartlarına. Ve buna ITIL'da PESL deniyor. Yani political, environmental, Türkçesiyle söyleyeyim. Politik, çevresel, sosyal, teknolojik, legal ve sosyal şeylerimiz, boyutlarımız var. Bu boyutların baskısıyla kurumlar sürekli reaksiyon göstermek zorunda kalıyorlar. Politik ortam sürekli değişiyor. İşte yani bir virüs çıkıyor, her şey, bütün yaşam biçimimiz değişiyor ve kurumlar bundan 6 ay önce yeni yüzlerce mağaza açmayı planlayan kurum 2 ay içerisinde e-ticarete geçmek zorunda kalıyor. Ve çok hızlı reaksiyon. Şimdi 2 ay içerisinde e-ticarete geçip mağazaları kapattığım gün e-ticareti başlatma hızıyla gelen bir business'a 2 yıl sürecek bir proje yapamazsınız artık. Yani o yavaş yavaş yapalım, en iyisini yapalım, en mükemmel e-ticareti biz yapalım senaryosu çalışmayacak. Çünkü belki bir sene sonra tekrar mağazalar açmaya karar verecek kurum. Tekstil sektörünün önde gelen firmalarından bir tanesi, ismini burada kullanmayı çok doğru bulmuyorum. Pandeminin ilk başladığı dönemde hatırla lütfen, kendi e-ticaret sitesinden makarna satmaya başladı. Veya benzer temel gıda ihtiyaçlarını karşılamaya ihtiyaçlarını hedefledi. Nedeni profilindeki insanların sadece o sırada tişörte, pantolona, işte ne bileyim cekete, kravata, elbiseye ihtiyacının olmadığını yakalayıp temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı. Düşünebiliyor musunuz? Bu kararı veren bir yönetime tepki vermesi gereken arkada koca bir IT grubu var. Oturup proje yazmaya kalksalar herhalde bir 3 sene sonra yaparlardı pandemi bittikten sonra. Biz bugün online olarak satışa çıktık diye başlayabilirlerdi. Pandemi bitmişti, aşı bulunmuştu vesaire. Neyse. Dolayısıyla buradaki hız beklenen o kadar fazla ki ve en önemlisi de belki burada ITIL Version 4'ün de belki sağlamış olduğu beklentiyi sağlayan ya da içeriğini aldığı konu dijital dönüşümü sağlıyor olması. Bizim beklentilerimiz aslında baktığımızda her iki tarafta da aynı şeyler. Dijital dönüşümde beklediğimiz şey kurumun faydasına, maliyetlere, erişilebilir olmasına, kullandığı kapasiteyi doğru oranda kullanmasına, yüksek kaliteli hizmet veya ürün üretmesine. Bunları ITIL'da da saydım. Benzer şeyleri ITIL'da da sayıyorum. Birbirine bu kadar üst üste gelen iki standardın doğal olarak versiyon 4'te dijital dönüşümde içine alıp bunları sunuyor olması kadar doğal bir durum yok. Dolayısıyla bizim dijital dönüşümü liderlik yapmasını beklediğimiz business katmanı mı acaba yoksa IT katmanı mı? Bunu tartışmak gerekir belki. Valla aslında açıkçası bunun liderliğini almak zorunda IT. Almazsa zaten liderliği business'a kaptırır. Fakat business'ın böyle bir background'ı veya böyle bir know-how'ı veya böyle bir sistemi öğrenme hızı IT'ye göre çok daha kabiliyetli. Böyle bir teknolojik gelişimden haberdar olabilmesini de beklemek çok haksızlık olur. Aynen. Çünkü kendi konularında uzman arkadaşlarımızdan bahsediyoruz. Oturup teknolojiyi tekrar tekrar takip edebilecekse o zaman burada bir rol karışımı olacak ve kendi işini aksatmaya başlayacak. Burada business'ın IT'ye gelmesi ve dijital dönüşümün arka planındaki o operasyonel veya dijital teknolojiyi anlaması daha zor. Çünkü yani onun background'ına uygun değil. IT'nin zorunlu olarak yapacağı bir şey bu. Yani kaçışı yok bundan.
zaten yavaş yavaş commodity işler, herkesin yapmakta olduğu çok yaygın işler yavaş yavaş zaten kurum içerisinde kalmamaya başlayacak. Bu outsource ediliyor. Ya bu bildiğimiz trend yani. Cloud trendi, işte outsourcing trendi. Zaten IT'nin giderek sadece yapmakta olduğu iş, örneğin tekstilse, sadece tekstil ürünlerinin satışıyla ilgili konuların dönüşümüne kafa yorması. Yani sunucu bakımı desteği, operasyonlarını artık uzmanlarına bırakması ve giderek daha fazla tişörtü nasıl satarım, daha fazla pazara nasıl açılırım, daha fazla müşteriye nasıl ulaşırımın kafasını öne alması gerekiyor. ITIL zaten şöyle bir şeyin temizliğiyle başlıyor. ITIL versiyon 4'te özellikle 4 tane kitap çıktı hocam. Bu versiyon 4'ün arkasında bir de 34 tane yeni ITIL pratiği çıktı. Eskiden onlara süreç diyorduk. İşte olay yönetimi, problem yönetimi, değişim yönetimi gibi süreçler vardı. Bu süreçlerin sayısı 34'e çıktı. 26'ydı. 26'ydı, 34'e çıktı. 34'e çıktı. Bunun içerisine yepyeni süreçler geldi. Bunlara da pratik denmeye başlandı. Bu pratiklerin önünde aslında bunların nasıl kullanacağını anlatan 4 ayrı kitap çıktı. Yani ITIL versiyon 4'te çok zengin bir kütüphane geliştirdi. Burada özellikle High Velocity IT kitabı içerisinde tartışma şeyle başlatılıyor. Dijital business nedir? Dijital dönüşüm nedir? Ve şu uyarıyla ITIL açılışı yapıyor. Dijital dönüşüm yanlış kullanılmaya çok müsait ve biraz da kötüye kullanılan bir reklam cümlesi gibi kullanılır. Hale geldi, buna çok dikkat etmek gerekir. Yani bugün yani printer satan adam da dijital dönüşüm konuşuyor. Basit bir muhasebe uygulamacıyı satan adam da dijital dönüşümünüze talibiz falan diyor. ERP işi yapan da dijital dönüşüm diyor. İşte Wi-Fi network hizmeti veren de dijital dönüşüm işinde olduğunu söylüyor. Yani karmaşık bir kötüye, daha doğrusu fazla kullanılmış, biraz kötüye tüketilmiş bir şey var. Aslında ben dijital dönüşüm olayın kavramını da şöyle görüyorum. Yani hani 30 yıl önce bilinen ama bugün coverlandığı için meşhur olan şarkılar vardır ya hocam. Yani bir eski, çok eski çünkü bir şarkı. Çünkü kökü dönüşüm zaten. İnsanlığın başladığı günden beri olan zaten bir şey var. Aslında bu. Yani dijital dönüşüm şeyine şunu söylemek lazım. Yepyeni bir kavrammış gibi konuşuluyor ama biz 40 yıldır ne yapıyoruz? Hocam öncelikle aslında dijital dönüşüm kelimesine nasıl varıyoruz ve dijital dönüşümden ne anlıyoruz? ITIL tarafında bunu söylemekle başlayalım. Birincisi, şimdi öncelikle bir teknoloji tarafında dijital ve operasyonel teknoloji diye bir ayrım yapıyor ITIL. Operasyonel teknoloji katmanı daha çok makineler arasındaki iletişimin konuşulduğu, SCADA, PLC katmanının olduğu taraf. Sanayi devrimi 4'ü işaret ettiği bizim IoT dünyamız. Aynen, IoT dünyası, fabrika otomasyonunun konuşulduğu üretim katı. Shop floor projelerimiz vesaire. Aynen, işte orada smart faktörler konuşuluyor, orada IoT konuşuluyor vesaire. O taraftaki teknoloji ve üzerine işin yönetim katmanlarının yerleştirildiği dijital teknoloji katmanı. İletişimin, form akışının, bilgi akışının, bilgi kaydetmenin ve süreç akışının. Büyük veri oluşturmanın, o büyük veriden karar verici mekanizmalara doğru aynen raporlamaların veya işte business intelligence tool'larıyla güzel güzel raporlar veya karar verici insanların makul seviyede yorum yapabilecekleri hale getirmesi, o koca koca datalardan makul hale gelmesi kısmı oraya tamamen kadar bu dünyayı bağlıyor. Uçtan uca büyük bir macera aslında. Yani sadece verinin kaydedilmesi ve işte iş akışı sırasında bir bilginin bir noktadan bir noktaya gönderilmesi değil, buna biraz daha yukarıdan bakarak bunun performansının arttırılması, verimsiz bulunan noktaların anlaşılması, bottleneck'lerin yani dar boğazların tespit edilmesi ve akmayan süreçlerin çalışır hale getirilmesi, hem servis anlamında, hem çalışan anlamında, hem teknoloji anlamında tüm katmanların üretimden servise her yerde iyileştirmelerin yapılması ve bunun üzerine kararların ileriye yönelik insight veya foresight yeteneklerinin kazanılması için Big Data'nın, Business Intelligence'ın, yani büyük verinin ve iş zekası uygulamalarının kullanılmasına kadar çok geniş bir dijital teknoloji alanı burada var. Burada bir de şey ekliyoruz, çevik olmak için bir de AI eklemeye başladık artık. Kesinlikle. İnsanı aradan çıkarıp gördüğü anda müdahale edebilecek sistemler kurgulamaya çalışıyoruz koyduğumuz kurallara göre. Ama burada aslında ithal edilebilen, dışarıya gönderilebilen hizmetlerimiz var. IT'nin bir kısmı gibi. Doğru. Bunları dışarıya gönderebiliyoruz. Artık cloud teknolojiler bunlara biz izin veriyor. Ama operasyonel teknolojiler yani OT tarafı hala bizim BT gruplarımızın sırtındaki asli görevlerinden, asli yüklerinden bir tanesi olarak önemli, hala cebimizde duruyor. Çok önemli işlerden birisi. Bu ikisi, yani operasyonel teknoloji, dijital teknoloji böyle tanımlamış olalım. Bu iki tanımladığımız teknolojinin sağladığı fayda, işte iyi yönetim, verimlilik, karlılık, rekabette avantaj, pazara hızlı girme ve benzeri
avantajları kullanabilecek ve bunların sayesinde şirkette fark yaratabilecek ve value üretebilecek. Yani yaptığınız iş neyse, hani çalıştığınız şirket ne iş yapıyorsa, o şirketin daha hızlı büyümesini, daha karlı iş yapmasını, daha verimli çalışmasını sağlayacak aslında birincil oyuncu şu an IT olmaya başlıyor. Çünkü sermayenizin büyüklüğünden, ekibinizin kalabalıklığından, şirketinizin yaşından bağımsız olarak sektörde iyi yönetilen firmalar rekabette öne geçebiliyor. Bazı büyük ham madde tabanlı sektörler hariç söyleyelim bunu. Yani evet, orada bazı exceptionlar var. Yani çevik olarak petrol sektöründe öne geçemezsiniz. Orada doğal kaynaklar belirleyicidir ama teknolojinin fark yarattığı alanların tamamında dijitalin sayesinde işinizi hızlandırabilirsiniz. Şimdi orada da maliyetlerle oynayabiliyorsun biliyorsun. Dijital dönüşümün ya da dijital çalışmaların orada sağladığı güzel bir fark var ki kullandığımız kaynak, iş gücü kaynağı, insan kaynağı, yani sadece ham madde bağımsız olarak düşünmüyorum. O tür işletmelerde, doğal kaynak kullanan işletmelerde bizim %30, %30, %30 diye baktığımız enerji, insan kaynağı, ham madde üçlemi aslında orada ham madde tarafında biraz daha yükseliyor. Ama yine elimizde çok büyük bir insan gücü kaynağı veya makine ekipman gibi, enerji gibi tarafta çok ciddi kaynaklar var ve o kaynakların kullanımında veya karlılığına etkisinde fayda sağlayabiliyor ama daha diğer sektörlere göre biraz daha az katma değer sağlayabiliyoruz. Bu arada çok enteresan bir şey söyleyeyim hocam sana. Bizden destek isteyen firmalar içerisinde petrokimya sektörü ilk sıralarda geliyor. Enerji ve petrokimya. Yani aslında dijital dönüşümde ne diyelim, kaldıraç etkisinin daha az gibi göründüğü bu kurumlar bizim en çok talep aldığımız firmalar aslında. Yani ama farkı yaratan kısımlar küçük olduğu için o küçük alanda fark yaratmaya çalışıyorlar. Kesinlikle. Yani. Çünkü alttan çıkan bir, yerin altından çıkan bir maden, bir cevher var ve onunla uğraşıyorsun. Onun da maliyetini uluslararası pazarlar belirliyor. Ama senin hareket edebileceğin küçük bir bölüm var ve orayı çok etkin kullanmalısın ki evet, öne geçebilirsin. Öne geçebilirsin. Aynen öyle. Bir de tamamen dijitale sırtını yaslayabilen alanlar var. Oralarda iyice. Hani IT artık bizim kendisine. ITIL burada şunu söylüyor. Diyor ki, örneğin dijital bir banka bile var bugün. Türkiye'de de var. Evet, evet. Yani şubesiz, tamamen dijitalde çalışan bir banka bile olabiliyor. Şimdi böyle bir senaryoda ITIL diyor ki, IT'nin yapacağı iş bir hizmet birimi olmaktan çıkmaktır. Eski ITIL'de hatırlayalım, servis yönetimi dendi ki, işte şirkete hizmet ediyoruz. Şirketin işini daha iyi yapması için hizmetkar bir birimiz. Servis işindeyiz. IT işinde değiliz. IT'yi konfigür edip servisiniz diyorduk. ITIL'da yeni versiyonda şunu söylemeye başladık. Artık burada kalamazsın. Yani bu küçük şeyde ben servis provider'ım senaryosunda yaşayamazsın. Çünkü burada kalırsan bunu senden daha ucuza sağlayan herhangi bir firma. Aynen öyle. İsim vermeyelim ama büyük outsourcing firmalarından birisi iç maliyetin altına indiği gün seni oradan kaldırabilir. Yani varlığın anlamsız hale gelebilir. Olman gereken yer aslında şu oluyor. Bir iş ortağı bile değil. Yani birlikte çalışan iki iş ortağı değil. Aynı paylaşılmış hedefe giden ve tek bir business gibi, digital business dediğimiz yolla giden bir kuruma dönüşmeyi öngörüyor. Yani dijital transformasyondan önce dijital business'ı konuşmamız lazım. Ve IT'nin eridiği, business'la IT'nin iki ayrı yer olmadığı, ikisinin tek bir kurum, tek bir yer haline geldiği, departman olarak IT'nin yok olup gittiği, aslında tek bir business'ın kaldığı, hem business'ın hem IT'nin birbirini iç içe geçerek anladığı bir senaryo. Bir örneğimiz var, hatırla Erman, biz 2004'lerde ya da 2005'lerde oturup şey tarafında IT risk management ile ilgili oturup analiz yazıyorduk seninle. Evet. Sabahın köründe kalkıp oturup yazılımcılar için güzel güzel analizler yazıyorduk. 15 sene oldu. 15 sene önce. Onları kulaktan kulağa yazılımcılara anlatıyorduk. Evet. İş dünyasından duyduklarımızı biz derleyip toparlayıp kendi bilgi birikimimizle harmanlayıp yazılımcıların önüne koyduk. Onlar başka bir şey çıkarıyordu. Orada güzel bir karikatür var ya, işletmenin ya da işte business'ın istediği, işte şartnameyi yazan arkadaşın şartnamesi, bu ihaleyle ilgili örnek. Evet. Bu benzer durumların hepsini yaşadık zaten. Yaşadık, aynen. Kulaktan kulağa oyunları, o küçükken oynadığımız kulaktan kulağa oyunun gerçek hayatta, business'ta bunun karşılığını gördük. İş katmanı bizden bir şey istiyor, biz bunu harmanlıyoruz, bizim kulağımızdan geçiyor, bizim beynimizden, kulağımızdan geçerken orada bir derleniyor. Evet. Teknik analistin önünde derleniyor, yazılımcının önünde derleniyor, sonra bunlar geriye dönüyor, bazen ucubeler çıkabiliyor biliyorsun. Bunların hepsini yaşadık. Üzerine revizyonlar. Halbuki o köprü, yani bizim business katmanıyla development katmanı arasındaki o köprü zaman zaman yıpratıcı bir köprü olmaya başlamıştı önceki yıllarda. Şu anda ITIL bu köprüyü aslında kaldırıp
aynı yakada çalışan insan olarak bakıyor. Yani yakanın bir tarafında IT dünyası, ne dediğini anlayamadığımız, konuşmalarından zorlanarak bir şeyler çıkarmaya çalıştığımız, bir tarafta da tamamen ihtiyaçlarından dolayı oraya muhtaç olan insanların anlaşmayla ilgili yaşadığı zorluğu ITIL Version 4 diyor ki artık karşı yakalarda oturmayın. Evet. Aynı yakanın insanı olun diyor. Evet. Zaten buradan da zaten yeni yeni şeyler çıkmaya başladı. Karakterler çıkmaya başladı. Evet. Citizen developerlar üretmeye başladık artık işletmeler içerisinde. Ama dediğim gibi ITIL bu konuyu çok net aydınlatmış. Evet. Demiş ki sen artık o karşı yakanın çocuğu değilsin. Sen bu mahallenin çocuğusun ya da bu mahallenin bir aktörüsün. Bu mahallede faaliyet göstermelisin. Oradan hariçten gazel atmamalısın demeye çalışıyor. Kesinlikle. Aslında bir taraftan. Kesinlikle. Zaten ITIL'ı okudukça bunu acaba iş birimleri mi yazılıyoruz? O kadar sert eleştiriyoruz ki kendimizi orada. Sorun bizde. Yani biz ITC olarak söylüyoruz ya kendimizi. Sorun bizde aslında. Yani iş birimlerinde bir sorun yok. Onlar şirketin dertleriyle uğraşıyorlar. Taleplerini söylüyorlar açıkçası. Taleplerini dile getiriyorlar. Adamın ihtiyacı var. Yani dijital satış kanallarından hızlı bir şekilde ilerlemek istiyorum. Çünkü mağazalarım kapalı. Yani şimdi ona requirementlarını getir bir ara bakarız diyemezsin. Veya işte tasarımını bir ara yapalım, bir ara seni üretime sokarız. Projelerimiz çok seni Kasım ayında devreye alırız diyemezsin. Çünkü satış hedefiyle yanıp kavrulan bir şirket var. O satış hedefi olmazsa zaten biz de olmayacağız. Evet, arka taraf yani. Gelmeyecek. Çünkü trenin lokomotifi o. Şirketin yani üretim hedefi vardır, satış hedefi vardır, büyüme hedefi vardır. Bu hedefleri sağlayamıyorsak hiçbirimiz orada olmayacağız yani. Dolayısıyla aynen. Öncelik oradadır. Burada son 10 yılda sadece ITIL'de değil, tüm dünyada şöyle bir şey var. IT, DevOps dünyasında özellikle bu gelişim, değişim ve ilerleme hızının önündeki engel gibi olmaya başladı. Yani demiştik ya normalde bunun lokomotifi IT olması gerekirken tam tersine iş birimlerinin çevik, hızlı piyasa koşullarına reaksiyon gösterme gereksinimlerine IT aynı hızda cevap veremez duruma geliyor. Çünkü sistemlerindeki temel kaygısı yenileşmeden ziyade stabilite. Aynen. Yeni versiyon geliştirme ve hızlı frekansta release yapmak, sürüm yapmaktan ziyade kesintisiz çalışmak. Bu ikisinin dengesini sağlama problemi aslında bugün DevOps dediğimiz şeyin ortaya çıkmasının da. Bu onun yaşarken ki aslında tecrübeti de riskiydi. O riskin meydana gelmesinden korkarak, çekinerek çünkü sistemi duracak. Her yapılan revizyon evet. Bir riski peşinde getiriyor. Kesinlikle. Ve buna da doğal olarak bir nasıl anlatmak gerekir? Kendinden gelişen bir doğal tepki oluşuyordu. Bu çok yadırganacak bir durum değildi. Ama beklenti karşılamıyor. Kesinlikle. Çareyi IT bypass etmekte bulmaya başladılar. Yani bugün ecel dönüşüm çalışmalarına bakıyorsunuz. Çok büyük çoğunluğu iş birimleri ve üst yönetimden tetiklenmiş. Çevik çalışın. Hem şirket olarak hem IT olarak daha hızlı olun. Daha hızlı reaksiyon gösterin. Tepkisinin ve gereksinimin bakıyorsunuz. Hep iş birimlerinden geldiğini görüyorsunuz. IT 2'nin kendine çeki düzen vermesi, ITIL versiyon 4 ile beraber artık çevikliğin, sadeliğin, yalınlığın ve sürekli geliştirme, sürekli iyileştirme yaklaşımının IT'ye gelmesi bir öz eleştiri. Sektör olarak. Yani ITIL yazanlar IT sektörü bu arada. Yani aynen. Satış birimlerinden bizim kimse yok. Bizim arkadaşlarımız yazıyor. Bizim benzerimiz insanlar yazıyor. Ben de yazar kadrosunda bulunuyorum. Herkes bulunabilir. Yani Axelos Forum'a girin. İstediğiniz görüşü ekleyebilirsiniz. Orada yüz binlerce insan görüş paylaşıyor ve onların ortak aklının bir süzülmüş bal haline getirilmiş hali sonuç. Diyelim bu. Dolayısıyla oradaki tartışma şu. Sorun bizde. Biz şirketlerin içinde bulundukları ekonomik durumdaki yüksek rekabet ve hız gereksinimlerine cevap veremiyoruz. High Velocity IT kitabı bu tartışmayla başlıyor ve şunu söylemeye çalışıyor. Dijital dönüşüm kelimesi uzun süredir, agile dönüşüm kelimesi uzun süredir piyasada kullanılıyor. İkisi de çok yanlış uygulanan, çok yanlış kullanılan kelimeler. Herkes farklı anlıyor çünkü. Amaçlarından mı sapmış durumda? Hatta dijital dönüşüm bence insanların ağzına plesenk olması biraz da pazarlamacıların evet. Ya da pazarlama birimlerinin bu konuyu bizim gibi bizim sektörde üretim yapan, bizim sektörde çözüm üretmeye çalışan herkesin dijitalleşme ile dijital dönüşüm arasındaki farkı algılayamadan evet. insanlara bunun önüne koymalarından kaynaklanıyor. Evet. Halbuki dijital dönüşüm deyince başka bir dünyadan bahsediyoruz. Dönüşüm dediğiniz şey deneyimlerin dönüşümüdür, kültürün dönüşümüdür, business'ın dönüşümüdür, işin dönüşümüdür ya da operasyonun dönüşümüdür. Gidip bir tane muhasebe programı satarak, bir tane kalite programı satarak başka ben dijital dönüşüm sağladım diyemezsiniz. Siz sadece bir süreci dijitalleştirmiş olabilirsiniz. Bir tane barkod basan bir firmayı gidip dijital... Hayır, bu bir dijital dönüşüm değil. Süreci ellememişsin ki. Eskiden manuel basılan bir tool varmış, otomasyona sokmuşsunuz. Otomasyon da devam etmiş. Otomasyonu kapatıyorsunuz, eski fişlerle yapmaya devam ediyor süreci.
Bu bir dönüşüm değildi ki. Bu bir sadece dijitalleşmeydi. Evet, bu dijitalleşmenin ilk adımlarından birisi sayısallaşma. Yani kağıt ortamındaki, sözlü veya yazılı ortamdaki işi kayıt altına alma ve dijital ortama aktarma, veriyi dijitalde saklama ilk adım. Buna digitization diyoruz, yani sayısallaşma Aynen. diyoruz. Dijitalleşme veya dijital dönüşme bu değil. Dijital dönüşmede söylediğin gibi hocam, teknoloji sadece bir parçası. ITIL versiyon 4 ile beraber bir 4 dimension yaklaşım geldi, 4 boyut. ITIL şunu söylüyor ısrarla, bilgi teknolojileri 4 boyuttan sadece birisidir. O da bilgi ve teknoloji olarak ikiye ayrılır. Yani teknoloji aslında sadece bir enabler, esas dert bilgidir. Bu sadece 4'te 1. Yani teknolojinin payı 8'de 1'e düşmüş oldu yani Aynen. bu senaryoda. Teknoloji bayağı ötelenmiş oldu. Şu an biz %99 teknolojiyle uğraşıyoruz. Dijital dönüşüm dediğiniz zaman sadece teknoloji konuşuluyor. Hayır. Ve teknoloji sağlayıcı burada 8'de 1 role sahip diyor ITIL. Yani önem açısından, ağırlık açısından evet onda 1, 8'de 1 önemi var. Evet. Esas mevzu onun üzerinde konumlandırdığınız information, knowledge ve wisdom'dır diyor. Yani bu bilgiyi sakladın, okey, buradan anlamlı bir sonuç çıkartıp kurumun %8 satış performansını, %2 verimliliğini arttıracak bir şey yapamıyorsan niye aldın bu teknolojiyi? Niye sakladın ki? CRM'de niye tutuyorsun bu datayı yani? Buradan anlamlı bir şey çıkartamıyorsan teknolojiyi zaten boşuna almışsın. Eskiden de yürüyordu, şimdi de yürü. Bir boyutu bu. İkinci boyutu organizasyon ve insan boyutu. Organizasyonunuz çevik değilse, organizasyonunuzun süreçleri buna uygun değilse, hiyerarşik bir örgütlenmede kıdem bazlı bir çalışma yapıyorsanız, kıdem bazlı hiyerarşik bir teşkilatlanma, askeri bir teşkilatlanmadan hızlı süreçler arası çevik çalışan bir yapı çıkartamıyorsunuz. Matrix organizasyon istiyor ITIL. Ve kurumun çalışanlarının da kültürü bir diğer boyut, işte insan boyutunun tarafı her şeyden önce geliyor. Hatta DevOps zirvesi ve DevOps eğitimleri düzenliyoruz uzun yıllardır. O şeylerde de konuştuğumuz bir, hep de duvara yazdığımız bir motto var. Culture eats strategy as a breakfast. Bu Peter Cutler'ın bir lafı. Çok güzelmiş. Yani ben onu Türkçe'ye, senin stratejini yerler diye Türkçe'ye çeviriyorum. Yani öyle kültür... bir şarkı var. Tam ona uygun olmuş o aslında. Yani, Sezen Aksu'nun kültür... çok güzel bir şarkısı var. Tam denk gelmiş ona. Evet, senin stratejini kültür uygun kültür değilse, yani kültürünüz çevikliğe uygun değilse, kültürünüz hıza uygun değilse, kültürünüz sadeliğe uygun değilse, dijitale uygun değilse kültürünüz, ve süreçleriniz buna uyumlu değilse, yaptığınız planlar, projelerin hepsi kültür tarafından paramparça edilir. Dolayısıyla bir şirketin mayasına da bakmak gerekir. Bu hıza, agile veya dijital dönüşüme uyumlu bir arka planınız var mı? Üçüncü boyut, işin en önemli boyutlarından birisi süreçler ve değer akışları. Şimdi ITIL versiyon 3'teki sıkıntımız şuydu hocam. Biz hep bunu kendi içimizde de hep eleştiriyorduk. ITIL için ITIL gibi bir yaklaşımı vardı. Yani stratejiden başlayıp CSI ile tamamlanan bir life cycle vardı. Müşteriye nerede dokunduğumuzu göremiyorduk. Yani neresinden müşteriye, value ne zaman sadece çıkıyor? Sadece hizmeti çıkarıyorduk ortaya. Hangi süreç ne hizmet üretir? Tamam da bu hizmetin karşılığının müşterisi kim? Ve ne zaman devreye girecek? Kim ve ne zaman vereceğim bunu? Aynen. Yani muhatapları yok ortada. Evet. Ama bir hizmet çıkarmaya çalışıyoruz. O hizmet evet. zincirinin evet. aslında şeyi yok. Kopuk bir dünya var orada. Evet. Süreçler budur. Bunun girdisi ve çıktıları bunlardır. Hizmeti de budur. Bunu tüketen nerede? Tamam da asıl konu müşteri. Müşterisi yok, tedarikçisi yok. Evet. Neyi tedarik ederek bu hizmeti üretiyorsun? Kesinlikle. Kime hizmet etmesi için koyuyorsun bunu? Pazardaki müşterin kimsenin? Kesinlikle. Bunun karşılığı yok. Bu açıkça ITIL'da net tanımlanmıyordu. Müşteri nerede oyuna dahil oluyor? Ve bu value'ye nerede dönüşüyor? Net tanımlı değildi. Service value sistem yaklaşımı geldi ITIL versiyon 4 ile beraber. Bu yaklaşım şunu söyledi. Süreçlerin kendisi value stream'e hizmet eder. Bu arada value stream, değer akışı yaklaşımı zaten Lean'den alıntı bu arada. Yani zaten 1950'lerden beri Lean dünyasında, yalın dünyasında özellikle işte Toyota, Honda ve benzeri Lean uygulayan şeylerin pratikleri ve bugün Türkiye'de de uygulanan zaten bir değer akışı mantığı vardı. Bu değer akışı ITIL'a ithal edildi, buradan alındı ve şöyle bir şey dendi, ya süreçler ikinci sıradadır. Öncelikli olan bu değerin sağlanmasının hızını arttırmak ve değeri tam istediğimiz şekilde müşteriye sunmaktır. Bunun için bir model önerdi, böyle engagement'la başlayıp value'nun sunulduğu bir value sistem kuruldu. Sonra dendi ki bu 34 tane pratik tam da bu value stream'in hızlı, iyi çalışması için varlar. Süreçler için süreç değil, value için servis var Aynen. demeye başladı. Ve süreçler bayağı bir dışarı atıldı. Hani bugün mesela ITIL eğitimlerinde de, implementasyonlarında da bu süreçler hep ikinci sırada geliyor. Çünkü ITIL'in esas publication'larında hiç süreç yok. Çok enteresan bir şey. Eskiden kitapların %90'ı süreç anlatırdı.
Yeni versiyonda fasiküller halinde kenara atıldı ve dendi ki esas mevzu budur. Dijital dönüşümün arkasındaki kültürel boyutlar bunlardır. DevOps'u ve Agile'i ve Lean'i böyle entegre edip servisi böyle üretirsiniz. Ha bu arada bazı süreçler var. Gidin bir arada onlara da bakın. Çünkü engagement aşamasında relationship management gibi ilişki yönetimi ve business analizi, iş analizi gibi süreçler var. Bunlar ne yapar bir bakın diyor. Ama orada başladım. Bir varsayım var. Süreçlerine hakim olan bir ekibin yaptığını düşünüyor bunu. Tabii, tabii. Yani eğer süreçleri doğru modelleyemediyse zaten kurum bu dediğin hizmet akışını, o lean'in beklediği o zinciri yakalaması mümkün değil zaten. Yani süreçlerinin doğru olarak modellendiğini varsayıyor veya çok tecrübeli bir ekiple çalıştığını varsayıyor. Doğru. Bu varsayımlara göre gidiyor ama yoksa mecbur zaten o dediğin kenara tabii bıraktığımız o fasiküller mecburen masanın üzerine gelmek tabii zorunda kalıyor. Zaten bir yani işin masanın üçüncü bacağı gibi yani bu masadaki üçüncü bacak gibi düşünün. O olmadan olmaz şeylerden birisi işte bu süreçlerin içeride bulunması. Yani kurum ben hem o 34 süreçte anlatılanları hiç uygulamayacağım hem de dijital dönüşeceğim diyorsa lastiklerim yok ama yarışa giriyorum demek gibi bir şey bu. Yani o kadar tutarsız bir şey bu. Veya fazla param ver demektir. Veya işte veya zaten bunların hiçbirisinden sonuç alamayacağım ama işte uydum trende gidiyorum diyordur. Yani kesinlikle süreçleri olmayan bir kurum, servis yönetiminin arkasındaki 34 süreçten haberdar olmayan bir kurumun yapması zor. Haytul onu söylüyor. Dördüncü katmanda supplier partner boyutu. Tedarikçi ve iş ortakları boyutu. Yeni bir yaklaşım daha geldi hocam. Service Integration and Management diye, SIAM diye yeni bir nur topu gibi bir framework'ümüz var. Çünkü içinde bulunduğumuz dünyada şunun farkına varmaya başladık. Aytıl diyor ki, aslında sunduğumuz servislerin %90'ı bize ait değil. Dışarıdan aldığımız komponentler, dışarıdan aldığımız servisler, biz sadece onları bir yere getiren entegratörüz. Bir tek içeride geliştirdiğimiz kendi uygulamalarımız varsa onları yapabiliyoruz. Ama kullandığınız donanımın %99'unu dışarıdan alıyorsunuz. Kullandığınız altyapı öğelerinin işletim sistemi, middleware ne varsa database hepsini dışarıdan hazır alıyorsunuz. En fazla yapabildiğimiz üzerine %2, %3 miktarda kendi custom uygulama geliştirme çalışmamız olabiliyor. Bu senaryoda zaten dışarıya %95 oranında bağımlıyız ve onların kaslarıyla aslında içeride iş yapıyoruz. Zaten esas problem de tedarikçi yönetimine ve iş ortağı yönetimine dönüşmeye başlıyor. Ve dijital dönüşüm yolculuğunda esas önemsediğimiz şey de bizimle aynı frekansta dalgalanabilecek, bizimle beraber uyumlu çalışabilecek partnerleri doğru seçmek. Yani ucuz ürünü seçmekten bahsetmiyoruz. Bizimle aynı hedefe doğru giden, yani bizim hedeflerimizin de farkında olan, hedef paydaşlığı olan bir partner modeli. Bu dördü özetle. Bir arada olmadan sadece bir yazılım ürününü alarak dijital dönüşümden falan bahsedemezsiniz. Şimdi dijital dönüşümün böyle bu kadar geniş bir çerçevesi var. ITIL 4'te uzun uzun bunların anlatıldığı 4 tane kitabı var. Create, Deliver, Support, Drive, Stakeholder, Value, High Velocity IT, Direct Plan, Improve. İngilizcelerini söyledim ama özetle şunu söyleyeyim. Servis nasıl üretilir? DSV yani Drive, Stakeholder, Value dediğimiz kitap 500 sayfa boyunca şunu anlatıyor. Value nerede? Nasıl yakalanır? Müşteriyle yaşadığımız bir customer journey var. Engagement'tan o şeye kadar, co-create'e kadar. Yani arada işte müşteriyle ilişkileri kurduğumuz, anladığımız, servis offering oluşturduğumuz, servisi teklif paketlediğimiz, servis paketleri diyelim oluşturduğumuz, anlaşma yaptığımız, onboard ettiğimiz ve değere ulaştığımız, ulaşmadığımız sürekli co-create value dediğimiz. Yani sattık kaçtık değil. Value'yu birlikte üretme, birlikte sunduğumuz servisten değer alıyor mu almıyor mu bakma ve bunu sürekli iyileştirme diye bir journey var. Customer journey diye, customer value journey diye geçer. 500 sayfa boyunca value anlatıyor ITIL. ITIL tamamen value odaklı yepyeni bir framework'e dönüştü. Dolayısıyla dijital dönüşümden kastettiğimiz şey arkasında bütün bu temellerin sağlam atıldığı, teknolojinin de katkısıyla IT'nin liderliğini artık almaya başladığı, IT'nin şapkasını çıkartıp artık dijital business şapkasını takıp başka bir çalışma stiliyle yol aldığı bir yeni bir yoldan bahsediyoruz. ITIL bu anlamda dijital dönüşüm framework olarak şu an elimizdeki tek framework bu arada hocam. Yani dijital dönüşümle ilgili konuşmayan yok fakat bunun framework'ü nedir, nasıl yapılırı sadece ITIL'de görüyoruz. Biz bile konuştuk dijital dönüşümü şu anda. Herkes konuşuyordu çünkü. Evet. Dijital dönüşüm yaparken yalnız bu arada iki tane kritik noktadan bahsetmek istiyorum ben. Bunlardan birincisi aslında bizim ITIL'i uygularken kullandığımız en popüler uygulamalardan bir tanesi ITSM. ITSM 3 ile 4'e geçerken orada bir revizyon görüyor. Evet. Ondan biraz bahsedeceğim. Senin uzmanlığın alan olduğu için ben oraya çok fazla girmek istemiyorum. Diğer konu ise şey tarafı. Bizim dedim ya karşı yakanın çocuklarıyla bu yakanın çocuklarını bir araya getirip birlikte dijital dönüşümün o projelerini, projeksiyonlarını koyabilecek stratejilerimize uygun aynı hedefe yürüyebileceğimiz ekipler kurmak.
Şimdi burada iki tane konu var. Az önce söylemiştim, biz uygulamalarımızın, donanımlarımızın büyük bir kısmını aslında dışarıdan alıyoruz. Aslında bizim ilaç sektöründe çok yoğunlukla kullandığımız bir GAMP 5 diyagramımız var. Bunun birinci segmenti, ikinci, üçüncü, dördüncü segmentine kadar validasyon yapma yöntemlerimiz değişiyor. Çünkü bir taraf operasyon sistemlerini bağlıyor, bir tanesi statik işte yatay çözümler sunan supplier'ları sağlıyor. Üçüncüsü işte senin genel olarak yazılmış uygulamalarının customize edilebilenlerini vesaire böyle sayan bir şey var. En son nerede müdahale ediyoruz biliyor musun IT birimi olarak? Beşinci seviyede. Ve büyük olan kısım ilk dörtte sağlanmış oluyor zaten. Evet. Dolayısıyla IT işin içerisine ne kadar dahil oluyor dediğin kısım aslında hakikaten çok küçük bir kısım. İşin sahibi olan o bütün beşli o GAMP 5'in içerisindeki bütün operasyonun tamamına sahip olan business katmanı nerede? IT'den bağımsız satın alma talepleri yapmaya başlıyor. Bana bu lazım diyor, bana şu lazım diyor. Satın almaya direkt gitmeye başlıyor. Halbuki bu işin operasyonda o işin uzmanlarını pas geçerek yapıyor. Burada sistemde shortcutlar oluşmaya başlıyor. Ve bu shortcut ne oluyor biliyor musun? Belli bir zaman sonra çöplüğe dönüyor orası. O işletmede inanılmaz fail etmiş projeler çıkmaya başlıyor. O işletmede birbiriyle konuşmayan ayrı cumhuriyetçikler oluşturmuş uygulama setleri oluşuyor. Ortaya bir tane ERP koymuşuz, kocaman bir ERP. ERP'den bağımsız HR yazılımları, quality yazılımları, ayrı ayrı yazılımlar, PDKS sistemleri, CRM uygulamaları. Bir sürü etrafta cumhuriyetçikler oluşmuş. Ve bu saydığımız projelerin hepsi koca koca projeler. Yani bugün bunu yapıyorum deyip yarına devreye alamıyorsunuz. Oturduğunuzda en az 3 ay, 5 ay bir ERP projesi minimum 1 yıl sürüyor. Koca koca CRM uygulamalarını alıyoruz. İşletmemize minimum 3 ayda 4 ayda implement edebiliyoruz. Minimum. Çok ciddi efor harcayarak. Dolayısıyla bu kadar büyük eforun harcandığı bağımsız taleplerin bir yerde de toparlanması gerekiyor. Aslında bizim IT tarafımızı burada dijital dönüşümde business katmanımızla yan yana çalışmasındaki en büyük katma değer sağlayacağı katma değer bana sorarsan bu çöplüğü oluşturmadan amacına hizmet eden bir dünyayı kurgulamak. Ve burada da bizim içeride oluşturmamız gereken güzel alanlar olduğunu düşünüyorum. İşi çok iyi bilen bir business katmanımızdaki insan setimiz var. Adam konusuna hakim. Az önce örneğini verdim. Lastik nasıl üretilir? Kaç derecede pişirilir? Hangi ham maddeyi ne yapar? Çünkü testinden, giriş kalite kontrolünden, nihai kalite kontrolüne kadar o bütün prosesin içinde yaşayan bir insandan bahsediyoruz. O karbon siyahını kokluyor. Ya da tekstilde adam detekslerde tek tek oturuyor mikroskobun altında sayıyor. Düğüm imlek sayısı kaçtır? İpliğin kopması nedir? Uzaması nedir? Her şeyine hakim bir adamın ihtiyaç duyabilecekleriyle bizim gibi IT tarafında neler yapması gerektiğini henüz o insan kadar bilmeyen insanların teknoloji birikimini yanına getirmesiyle oluşacak gücü hayal edersek aslında doğru projeler, birbiriyle konuşan projeler ve şirketin stratejilerine uygun kültürel değişimi sağlayan projeler yapmak mümkün. O yüzden aslında bizim bir taraftan da citizen developer'ları üretiyor olmamız lazım. Evet. Bunun için de ana uygulamalarımız CRM gibi, ERP gibi uygulamalarımızın yanına direkt iş hayatındaki bizim iş katmanındaki arkadaşlarımızı alabilecek low-code uygulamalara ihtiyaç belki de olacak kesinlikle. Bu noktada. Dolayısıyla onların çok ciddi kod derinliğine inmeden entegrasyonları IT ekibindeki arkadaşlarımızın desteğiyle sağlayabilecek ama sürecini kendi modelleyebilecek low-code uygulamalar evet. Bu konuda çok daha popüler olacak. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde göreceksin zaten Gartner'ın evet. Şu anda raporunda 2020 yıl için bu işin %65'lere geleceğinin öngörüleri var. Forrester benzer önerileri yapıyor. Benzer öngörüleri yapıyor. Dolayısıyla bizim low-code developerlarımızı yani citizen developerlarımızı BT ile yan yana çalıştırarak ortak amaca hizmet edebilen bir ekip oluşturmaya çalışacağız. Bu dışarıdan tedarik ettiğimiz firmalarımızı da bu amaca koşturabileceğiz ve dolayısıyla stratejiye hizmet eden bir ekip oluşmuş olacak. Stratejiye hizmet eden demek şudur ki bütün o parasal paydaşları, iç paydaşları, dış paydaşları, müşteri veya tedarikçi ne dersiniz bunun adına, hissedarları, çalışanları, iç süreçler içerisinde yaşayan insanları, tedarikçileri veya müşterilerimizi, o bütün paydaşları mutlu edebilecek bir dönüşümü sağlamış olacağız. Çünkü bu paydaşların hepsi bir beklenti içerisinde. Ama bu noktada ITIL bir taraftan da yeni versiyonla birlikte bizim IT tarafında kullandığımız ITSM uygulamasına ciddi revizyonlar getiriyor. Dijital dönüşümle bağlantısı olduğu için. Burada aslında son sözleri de sana bırakayım Ermen'cim. Ondan sonrasını tamamlamaya çalışalım. Evet hocam. IT servis yönetimi ile ilgili versiyonlar değiştikçe ürünler de kabuk değiştirmek zorunda kalıyor. Yani ilk piyasaya çıkanlar versiyon 2 zamanındaki ürünler versiyon 3'te bir dalga değişikliğe uğradı. Çünkü yepyeni süreçler geldi.
Versiyon 4 ile beraber çok yeni bambaşka süreçler geldi ve artık ürünler buna da adapte olmak zorunda. Bunların başında söylediğin low code tarafı da gelen noktalardan bir tanesi. Çünkü piyasadaki servis yönetim uygulamaları ve deneyimleri hatırlarsan %75 başarısızlık olduğunu söylemiştik. Bunun arkasında şöyle bir durum var. Müşterinin üründe yapacağı kastimizasyon gereksinimlerinin ürünün geliştirme ekipleri tarafından yeterli hızda yapılamaması veya ürünün kararlılığının bozulması veya bu gereksinimlerin yapılırken ürünün lojiğinin değiştirilmesi ve şeyin ne diyelim yapısının bozulup maintenance problemlerini yaratılması. Hedeflendiği çözümün dışında bir çözüm üretilmeye çalışması aslında. Çok fazla gereksinimlerin abartılması. Bu noktada şöyle bir zaman kaybı da var. Projelerin fail etmesinin nedenlerinden birisi gereksinimlerin üreticisiyle geliştiricisi arasındaki o az önce bahsettiğin köprünün çok uzun olması. Çok uzun bir köprüden geçerken nereye gittiğinizi kaybediyorsunuz, nereye gittiğinizi unutuyorsunuz ve bu gereksinimi söyleyen belki de development bittiğinde orada bile olmuyor. Böyle bir durum var. Kötü bir istatistik söyleyeyim sana mesela. Sektörde gereksinim olarak bildirilenlerin %80'inin aslında hiç kullanılmadığı, bu DevOps dünyasının popüler istatistiklerinden birisidir. Yani müşteri bir şey istiyor, istediklerinin %80'ini kullanmıyor. Kalan %20'sinin de çok büyük çoğunluğu zaman içerisinde kullanmamaya başladığını görüyoruz. Aslında gerçek value burada müşteride, müşteri tarafında %5'lerde onlarda gizli. Yani o %5, %10 gerçek değeri anlamamız gerekiyor. Low-code aslında şunu sağlamış oluyor. O aradaki requirement, analiz, design, development, integration, test, release cycle'ı var ya bu işte yaşam döngüsü. Application development yaşam döngüsü. Aynen, software development'ın yaşam döngüsü içerisindeki bu şeyi. İstediğiniz kadar bu tarafta continuous integration, continuous delivery tekniklerini kullanarak development hızlandırmaya çalışın. Requirement'taki bu gereksiz yükü ortadan kaldırmadığınız sürece hızlı bir value üretmiş olmuyorsunuz. Zaten value üretmeyen işleri hızlı üretmiş oluyorsunuz. Yani hatayı ortadan kaldırmak yerine hatayı daha hızlı tekrarlayarak aradan birkaç tane doğruyu yakalamış olmaya çalışıyoruz. Agile bu değil. Yani genelde şöyle oluyor agile çalışmalar. Şirket yavaş, nedeni IT. IT'de yazılımcılar yavaş çalışıyor. O halde ecel çalışsınlar ve şirket ecel dönüşsün. Böyle bir şey mümkün mü? Requirement'ı veren iş biriminin de gerçekten değer içermeyen öğeleri sunmaması veya gerçekten değerin ne olduğu konusunda el sıkışması gerekiyor. Yani requirement'ın sayısını azaltmadan buna işte product backlog diyeceğiz daha sonra. Yani ürünün iş listesi diyeceğiz. Oradan da sprint backlog yani o işte koşunun iş listesi dediğimiz şeye dönüştürme teknikleri bizi kurtarmayacak. Bizi kurtaracak olan şey İş biriminin yaptığı saçmalamanın azaltılması. Ham maddenin doğru gelmesi. Evet. Ne kadar kötü ham madde gelirse o kadar iyi ürün bekliyor olmak biraz şey olur. Evet. Gaflet içinde olmak olur. Yani. Çünkü ben giriş kalite kontrolü de o yüzden koyuyorum ki nihai kalite kontrolündeki hatayı azaltmak için. Evet. Çünkü iyi malzemeyle iyi yemek yapmaya çalışıyorum. Evet. Kötü malzemeden hiçbir zaman iyi yemek çıkartamıyoruz. Evet. Yani kötü yani hızlı yemek yapmanız değil dert burada. Az, öz ve gerçekten işte ITIL o yüzden 1-500 sayfa boyunca value neredeyi anlamaya çalışıyor. Çünkü ITIL şunu söylüyor. Value müşteri söyler, biz de yaparız gibi senaryo yok artık. Relationship management ile müşterinin bağrına inme, yemba yapacağız. Müşterinin yanında duracağız. Geliştirmeyi de orada yapacağız. Low code burada işimize yarıyor. Yani aradan analisti çıkartmayı yavaş yavaş sağlayacak bizim için. Design çalışmalarını yavaş yavaş, entegrasyon çalışmalarını yavaş yavaş, test çalışmalarını yavaş yavaş ya çıkartmayı ya da azaltmayı sağlayacak. Ve olabildiğince shift left dediğimiz yaklaşım işte bu. Yani işte talep sahibine doğru kaydırmaya çalışmak. Aynen öyle. İşi kaynağına doğru. Yani requirement'in geldiği yere doğru kaydırmayı sağlayan bir numaralı çözümler de low code çözümler aslında. Bu özellikle ITIL 4'te özellikle vurgulanan bir tekniktir shift left. Olabildiğince kaynağına doğru işi kaydırma. Bir IT'nin ekibini de sağa yani left'e doğru kaydırıyor. Yani kaynağa doğru kaydırıyor. Tabii. Ama sorumlulukları da kaydırıyor. Çünkü zaten işi tarifleyen orası. Tabii. İşi kullanacak olan da orası. Tabii. Orada bir mottomuz var. Yani you build it, you run it. Şimdi sen kullanacaksan bir de biz buna şunu ekleyeceğiz. You build it, you run it. You think it, you built it, you run it olacak. Yani artık oraya doğru gitmeye başlayacak. Low code'larla bunu sağlamaya çalışacağız. Evet yani yavaş yavaş o halde buyur kendin geliştir deme lüksüne sahip olacağız. Ama bu kullanıcı için daha büyük bir lüks. Çünkü IT'nin development'ının hız veya yükünün bağımlılığını ortadan kaldırmış olmaya başlayacağız. Yani low code'un aslında bu anlamda agile bir uygulama için neredeyse ön koşul gibi bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Yazılım geliştirme için söylüyoruz bunu tabii. Tabii IT ekipleri için de bir yandan da Infrastructure as a Code diye başka bir taraf var. O da bizim platform tarafındaki bağımlılıklarımızı azaltıyor. Yani aslında önümüz teknoloji tarafından temizlenmiş gibi görünüyor. Yani otları biten bir güzel bir şeyimiz var. Yol açıcımız var.
Ve bir teknoloji buna imkan sağlıyor. Gittiğimiz yolda bu noktada business'da, IT'de aslında elini rahatlatıyor. ITSM ürünlerinde de böyle olacak. ITSM ürünlerinde de giderek geliştirme yükünü yazılım geliştiren firmaya, vendor'a bırakmak yerine müşterinin kendisinin istediği değişiklikleri yapabileceği bir yine low-code platformlar sayesinde kendi kendine geliştirebildiği, kendi kendine özelleştirebildiği ürünler sayesinde dış bağımlılığını azaltmış olacağız. ITSM'de bu esnekliği, bu özgürlüğü sağlayan uygulamalar zaten giderek daha fazla müşteriler tarafından içselleştirilebildiği için başarı oranını arttırmış olacak. Kesinlikle. Oranı arttıracak olan bence bu içselleştirme konusu. Bu çok olacak. Önemli. Çünkü müşteriye uygun olmayan bir şeyin vendor tarafından tekrar sıfırdan geliştirilmesi ve size özgü bir release çıkartılması çok zahmetli ve çoğu vendor buna girmez. Ve birçok vendor'ın da sağladığı konu şudur aslında. Tek bir müşteriyle çalışmıyorlar. Evet. Birçok insan düşünmek zorunda. Kesinlikle. Gelen talebi ilk önce eleğinden geçiriyor. Acaba ekseriyet beklentisini karşılıyor mu, karşılamıyor mu? Yoksa oraya bir bozguntu mu? Yani gelen talep bozguncu olarak mı geliyor? Tabii. Yoksa geneli kurtaracak iyi bir talep olarak mı geliyor? Tabii. Bunu değerlendirirken de taleplerin büyük bir kısmı aslında tırpanlanıyor. Kesinlikle. Çünkü çok exception. Üretimin hattının yapısına göre, üretim yapılarına göre, rekabette bulunduğu şartları olan rekabet şartlarına göre, bulunduğu pazarlara göre, IT yapısının yapı şeyine göre, organizasyonel şemasına göre bile gelen talepler değişebiliyor. Ve siz bunların hepsini bir potada eritmeye kalktığınız zaman ortaya düğün çorbası gibi içinde her şey olan bir şey çıkıyor. Evet. Siz de hocam neticede seri üretim konfeksiyon fabrikası gibi çalışmak istersiniz ama müşteri terzilik istiyor. Değil mi? Yani sen de o sorunu yaşıyorsun. Aynen. Yani sen aslında herkese hitap eden large, x large, small 3 tane tişört üretiyorsun ama... Komik bir şey söyleyeyim. Parametrenin bile parametresi olmaya başlıyor zaman evet, zaman. Evet. O parametreyi aktive eden parametre olmaya başlıyor. Çünkü bir müşteri de onu talep etmişler. Binlerce şu anda kendi geliştirdiğim uygulamaların yani ürünü içerisinde sorumlu olan ürün yönetimi içerisinde benim baktığım ürünlerde bazı uygulamalarda 1000'in üzerinde parametresi olan uygulamalar oluşmuş. Evet, evet. Çünkü bir müşterinin talebi başka bir müşterinin hiç ihtiyacı olmuyor. Evet. Ve siz sektör bağımsız çalışmaya çalışıyorsunuz. Evet. Tek bir vendor olmak istiyorsunuz bütün sektörlere karşılık. Evet. Dolayısıyla içeride yapılan kastimizasyonlar sizi ciddi anlamda uygulamanın üzerine yük olarak getiriyor. Bu performans yükü, geliştirme yükü, bakım yükü, parametre yükü, bakım yükü ve dikkat yükü getiriyor. Çünkü yapacağınız update'ler bir sonraki update'i yaparken evet, sizin başınıza dert olabilecek update'ler haline gelmeye başlıyor. Aynen. Ki bu aslında bir development ekibi için ya da onların deployment ekibi için o kadar zor konular ki. Çünkü en ufak bir yerde müşterinin canını yakıyorsunuz. Düşünsenize fail etmiş bir deployment kadar tehlikeli bir durum var mıdır? Çalışan bir yapıyı bozdunuz diye bir cümle kullanabilir size müşteriniz. Kesinlikle. Burada ITIL versiyon 4 ile beraber Customer Experience ve User Experience kavramları ön plana çıkmaya başlıyor hocam. Burada sağlanan, yani özellikle low-code sayesinde elde ettiğimiz kazanım şu oluyor. Kullanıcı deneyimini ve kullanıcının kendi özgür geliştirme ortamı sayesinde özgürlüğünü ve işe uyarlanabilirliğini arttırarak hem vendor'ın üstündeki şeyi yükü kaldırıyorum, hem çevik bir geliştirme ortamı sağlıyorum, hem maliyetleri kaldırıyorum evet, ortadan. Maliyetleri indiriyorsunuz aslında. Yani, bu her bir revizyon çünkü bir taraftan da maliyet demek. Aynen öyle. Bir de vendor'ın kendi üretim ajandası var. O ajandanın arasına girmenin bir şeyi var, sorunu. Onu beklemekle ilgili kaybettiğim süreler evet, var. Cost of delay diye ITIL'da geçer. Gecikmenin çok ciddi bir maliyeti var. Ve iş biriminin kendisine bu özgürlüğü verme aynı zamanda user experience'ı, customer experience'ı çok ciddi arttırıyor. Yani hem bir konfeksiyon üreticisi gibi davranıyorsun ama aynı zamanda özelleştirilebilir, kendine göre özelleştirilebilir bir şey sağlamış oluyorsun. Bu birçok sektörde yapılamayan bir şey. Yani bizim sektörümüzün aslında çok ciddi avantajları da var. Birçok sektör böyle bir hem lükse sahip. Lükse sahip değil. Bu aslında çok yıkıcı, değiştirici ve dönüştürücü, disruptive diye geçiyor ya. Teknolojilerden birisi aslında low-code. Bu anlamda aslında DevOps dünyasının tartıştığı development ve operasyon arasındaki kavgadan ziyade aslında development ile business arasındaki kavga bizim problemimiz. Yani operasyonla development arasındaki kavga kolaylıkla çözülür. Evet, onlar genelde sulh yolunu buluyorlar. O da hızlı çünkü elimizde çünkü continuous integration, continuous delivery, continuous deployment katmanında çok gelişmiş teknolojiler ve infrastructure as a code sayesinde çok hızlı çevik recover edilebilen sistemler var. O tarafta aslında konforumuz yerinde. Esas kavga dev ve ops arasında değil. Esas kavga dev ile business arasında. Çünkü esas problem yaşayan business. Yani dev ile ops kendi arasında kavga ediyor ama esas yaralı business oluyor bu senaryoda. Dolayısıyla business'ın esas derdi, yazılımın bütün bu iç dertlerinden azade
rahat bir ortamda çalışma şeyini low code yani bize bu anlamda sağlayacak katkıyı söyleyebiliriz. Erman ağzına sağlık her şey için. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Umuyorum dinleyicilerimiz için de başarılı ve güzel bir Tech Talks olmuştur.